till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de Oturay. Arkadaşlar bu videomu sizlere Discord'da sunucu paneli oluşturmayı göstereceğim dostlarım. Ben bunun videosunu daha önce çekmiştim. Sunucu paneli videosu nasıl kurulur? Bu videomu sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Hemen videoma geçmek istiyorum. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup like atıp bir yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz dostlarım. O zaman şimdi videomuza geçelim. Dostlarım evet, videomun başında belirtmiş olduğum gibi bu videomda sizlere Discord'da sunucu paneli yani üye sayıcı nasıl kurulur, bu videomda sizlere bunu göstereceğim. Hani sunuculara girdiğinizde yukarıda yazar mesela şu kadar üye var, şu kadar sesli kanalda kişi var, bu kadar çevrim dışı üye var vesaire vesaire yazar. İşte ben de bu videomda sizlere bunu nasıl yaparsınız, bu videomda sizlere bunu göstereceğim. Arkadaşlar kullanacağımız botun ismi ST Adbot arkadaşlar. Tamamen güvenilir bir bottur. Kendi sunucumda ben kullanmaya başlayacağım. Kullanmıyordum fakat arkadaşlar kullanmaya başlayacağım ben de. Sunucuma gelmek için açıklama kısmından gelebilirsiniz dostlarım. Şimdi dostlarım yapmamız gereken işlemler oldukça basit. Öncelikle Discord'umuza geliyoruz. Discord'umuza geldikten sonra ben buradan kendimi rahatsız etmeye alayım dostlarım. Rahatsız etmeye aldım. Artı çizgilerini tıklıyorum ve ben buradan kendimi oluşturayım diye bir tane sunucu oluşturuyorum. Deneme. Sunucu diyelim ve enter diyelim. Deneme sunucumuzu oluşturduk dostlarım. Gördüğünüz gibi şu an sadece ben varım ve solda hiçbir şey yok. Öncelikle şuraya geliyoruz. Sunucu ayarları, roller ve buradan rol oluşturuyoruz. Rol oluşturduğun arkadaşlar buraya bir tane kurucu etkisi vereceğiz. Bunlar önemli dostlarım. Bir renk falan vermenize gerek yok. Verebilirsiniz. Verirseniz güzel gözükür. İzinlerden arkadaşlarız. Şuradan arkadaşlar bakın. Rol üyeleri geri kalan çevrim içi üyelerden ayrı gösterir. İçertliyoruz. İzinlere gelip en aşağı iniyoruz. Yöneticiliği etkisini veriyoruz. Bunu ekledik. Bir tane daha ekliyoruz. Buraya botlar diyorum. Botlar dedim. Rengini verdim. Buradan rol üyeleri ayrı göster diyorum. İzinlerden buradan da dostlarım yönetici olarak ekliyorum. Bunu kaydettim. En son olarak bir de üye diyelim arkadaşlar. Üye dedim. Rengini belirledim. Sadece ayrı göster diyorum. Yönetici yetkisini sakın vermeyin. Yoksa sunucunuzda herkes üst yetkili olur. Tüm yetkileri sahip olur. Üyeyi verdim ve kapattım dostlarım buraya. Buraya kapattıktan sonra ESC'ye basıyorum. Kendime gelip buradan admin rolünü yani kurucu rolünü veriyorum. Bunu verdikten sonra şimdi dostlarım Google Chrome'a geliyoruz. Google Chrome'a geldikten sonra ben size açılma kısmında bir tane link vereceğim. Dönüke tıklayacaksınız ve benim gireceğim siteye gireceksiniz dostlarım. Bizim karşımıza çıkacak yer bu. Ana sayfa mecat bot dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi. Sizler giriş yapmadıysanız Discord'a buradan giriş yapacaksınız dostlarım. Buradan çıkış yap dersem herkes zaten buradan çıkış yaparsınız. Giriş yap değilsiniz. Şimdi karşımıza bu aşağı indiğimizde böyle botlar diye bir sekme çıkıyor. İki tane bot çıkıyor. Mecat ve setat. Sunucunuzun grafiğini tutar. Kolay arayüz rakipsiz özellikleriyle size özel bir deneyim sunan diyor arkadaşlar buradan. Bizim işimiz setat botuyla. Öyle sunucumuza bizim botumuzu davet etmemiz gerekiyor. Davet et diyorum. Tıklıyorum buraya. Şu ekranımızı kapatalım dostlarım. Böyle gelelim şuraya arkadaşlar. Bakın. Burada arkadaşlar şimdi biz sunucumuza davet edeceğiz botumuzu. Botumuzu seçiyoruz ve burada arkadaşlar deneme sunucu diye oluşturuyorum. Çünkü devam et diyorum. En aşağı iniyorum. Buradaki hiçbir şeyi ellemeyin dostlarım. Nasıl olmaz diye etkilendir diyorum. Biraz bekliyorum arkadaşlar burada. Ben bir insanımı seçiyorum dostlarım. Seçtikten sonra sunucumuza botumuz geliyor. Arkadaşlar az önce ufak bir aksaklık oldu. Botumun da çevrim içi olmadı. Ben de bir sunucu değiştirdim ve orada denemek istedim. Burada botumuz çevrim içi arkadaşlar. Fakat burada nedense arkadaşlar şu anda çevrim içi görmüş olduğunuz gibi. Bu nedenini anlamış değilim arkadaşlar. Bunun kurucularına soracağım. Bu sürede şeyi arkadaşlar olayı en ufak sürede en kısa zamanda çözmeye çalışacağım dostlarım. Şimdi ben burada kendime admin yetkisi verdim. Botuma geliyorum. Buradan bot yetkisi verdim. Ve arkadaşlar buradan sunucu ayarlarına geliyoruz. Rollere geliyoruz. ST atı bak arkadaşlar. Bakın burada ST atı var. ST atı en üste çıkartacaksınız arkadaşlar. En aşağıda kalmaması gerekiyor bakın. ST atı en üste gelecek. Yoksa botumuz çalışmaz. Botumuza geldik. Bota ikisi verdik. Sadece yapmamız gereken şey metin belgesine giriyoruz. Metin kısmına ünlem kurulum yazıyoruz dostlarım. Ünlem kurulum yazdıktan sonra biraz bekliyoruz. Bu biraz sürecek. Lütfen bekleyin diyor. Sol tarafa baktığımızda ise server panelde yerler oluşmaya başladı dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi. Toplam üye, aktif botlar vesaire bunların hepsi oluşuyor arkadaşlar. O da hiç aktif dedim. Burada hepsi kendi kendine yapıyor. Tüm ayarları kendi kendine yapıyor. Hiçbir şekilde ayarları ellemenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Tüm sunucu panelimizi, üye panelimizi, botlarımızın kaç kişi olduğu, toplam aktifliği, rekor online vesaire her şeyini gösteriyor arkadaşlar. Tamamen Türkçe bir şekilde gösteriyor dostlarım görmüş olduğunuz gibi. O da 5 aktif dedi. Bakın arkadaşlar şu anda tüm şeyimizi yaptı arkadaşlar. Setat sistemi sunucumuz için tanımlanmıştır dedi arkadaşlar. Buradan değiştirmek için sesine gelebilirsiniz. Ben bunu geliyorum ve en üste çekiyorum. Bence siz de en üste çekin arkadaşlar. Botunuz, sunucunuzun en üstünde bunlar gözüksün arkadaşlar. Bu şu anda mesela sesli de 0 kişi var. Ben bir tane sesli kanalıma gireyim. Sesliye girdim arkadaşlar. Şimdi bekliyorum. Şu anda 0 kişi gözüküyor nedense. CTRL-R diyorum arkadaşlar. Hemen gelelim tekrardan deneyelim bakalım arkadaşlar. Sunucumuz bir yenilensin Discord'umuz. Bekliyoruz şu anda.
Evet arkadaşlar, şu anda sesli kanalında bir kişi gözüküyor arkadaşlar. Bakın, o da benim dostlarım. Şimdi kanaldan çıkıyorum arkadaşlar. Nedense bu gelen hemen algılayamayabiliyor arkadaşlar. Fakat yani diğer botlardan daha iyidir diye düşünüyorum. Ki bence de öyle dostlarım. Diğerlerinden daha iyidir. Videomu zaten bu kadardı. Umarım videomu anlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like'la, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.